basitçe bir çay yapıyoruz. Bunu esasında birazcık ısıtabiliriz isterseniz. Isıtmadan da yapabiliriz. Ben bunu böyle cam çayda yapayım. Isıtacaksak da göstereyim. Bir şişe maden suyunu koyduk. İyi dikkat ediniz. Artık her yerde bulabildiğiniz için söylüyorum. Taze zencefil. Taze zencefil bulabiliyoruz artık. Bulamazsanız tozunu da yapsak olur. Ama taze zencefil olursa çok iyi olur. Bir parça zencefilin suyunu, zencefilin suyunu karıştırıyoruz. Zencefilin suyunu. Bir parça limon suyu. Bir tane limonun da suyunu. Bir de mandalina suyu. Bunun içine bir iki parça nane atacağım ama isterseniz bunu şeker hastası değilseniz bal karıştıracaksınız bunun içine. Şeker hastasıysanız hiçbir şey karıştırmayacaksınız. Bir iki dal nane atabilirsiniz. Ya da ben bunu böyle içemiyorum. Peki biraz ılıştırın böyle. Kaynatmayın ama. Bir daha söylüyorum. Ilıştırın. Çünkü bakın biz bunların hepsini toz yaptık. Yani karıştırıverdik. Hiç bunu kaynatmaya gerek olan bir şey değil bu. Ilık olarak bunu yudum yudum içiniz. Size garanti veriyorum. Mükemmel bir gripten koruyucu, nezleden koruyucu. Hiçbir şikayetim yok. Gene koruyucu olmasın diye koruyucu. Mineraller var. Maden suyu, mineraller var içinde. Her türlü mineralli var. Ne var? Zencefil var. Ne var? Limon suyu var. Ne var? Mandalina suyu var. Bol C vitamini var. Zencefili biliyorsunuz doğal antibiyotik olarak görüyoruz. Onun da özünü çıkardık. Bulamayanlar tozunu yapabilirler. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tozunu karıştırabilirler. Bunu yapın, deneyin. Mükemmel bir karışım. Hiçbir yerde görmediğiniz bir karışımdı. İçine de böyle bir iki nane parçası atabilirsiniz böyle. Güzel de o da bir koku verir böyle. İşte size mükemmel bir karışım. Bunu hepinize tavsiye ediyorum sevgili kardeşlerim.